Güney Hanım çorbanıza bayıldı Ekrem Bey. Şoktayım şu an. Yani anlayamıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar tutarsız bir insan. Ne yapmaya çalıştığını ben de bilmiyorum. Artık benim de dengemi şaşırttı. Ekrem Bey gelsin. Çorba hakkında birkaç kelime daha söylemek istiyorum kendisine. Yok, yorum bitti çorba ile ilgili. Çok beğendim ama dedim. Ama ben hala devam ediyorum. Sedan lütfen. Ama çok beğendim dedim bacım. Boğazıma tıkıyorsun lütfen. Sen demedin mi? Çok beğendim. O yüzden bir kase daha istemedim. Çok beğendim demedi mi? Yadigar. Çünkü bakın bunu Yadigar böyle bak. Ekrem Bey'e şey olsun diye yapmıyorum. Çorba gerçekten güzel. Arzu gene sana böyle sağdan geliyorlar gibi. Dün başın bana tuttu, bugün dikkat. Arzu'nun zaten bana garazı var canım benim. Böyle Günay Hanım konuşunca hep başın ağrıyor. Ne alakası var ya? Yapma kardeşim, beni böyle seviyorsanız sevin. Kardeşim falan benim ismim Arzu, bakın dikkat edin konuşmalarınıza. Bak gene söylüyorum. Tamam Arzu Hanım. Dördüncü gün ve sürekli bana yapıyorsunuz, bak dikkat edin. Ama sürekli sen bak, aynı şeyi tavrı yapıyorsun. Evine geldik, suratın beş karıştı. Ben senin güldüğünü hiç görmedim Arzu Yazıklar Hanım. Yazıklar olsun gerçekten ya. Sanki bu dünyada yaşamıyormuş ya. Belki ya. Kadının bir problemi vardı. Olabilir ya, benim problemlerim olamaz yok mı? Mu kardeşim? Olabilir. Olabilir. Bir dakika, sizin benimle derdiniz sen, ne? Senin benimle derdin ne? Takıntınız oldu. Senin takıntınız benimle derdin ne? Başından beri. İlk günden nedir? Beri beni hep susturmaya böyle cahil muamelesi yapıyorsun ama asla beni... Ya. Hayır hayatım. Ya hiç öyle bir kadın sanki olmadım. Sanki ben sizin ortamınızda olmayacakmışım gibi surat yapmalar, konuşmamalar, şey tenezzül yok. Etmemeler. Hayır. Yapmayın bunu bana. Hiç öyle bir hareketi sizi olmadı. Sizi ilk gün dedim ki sakın. Laflarımla gömerim sakın. Dedim. Arzu Hanım iyi misiniz? Dikkate almayın, yapmayın Allah aşkına. Yani ya kendin ifadeleri hep böyle, üzülmeyin. Ay Allah. Yaygara kokuyor içeride. Dört tane bayana hiç yakıştıramıyorum. Hem cinslerine, birbirleriyle düştüler birbirlerine. Aman Allah'ım, bu nasıl bir şey ya? Benim üç gündür neler yaşadım biliyor musun? Sen nasıl bir kadınsın peki? Ya? Sen yaşadın kadar olsana birazcık ya. İçim dışım bilmiyorum ama siz içimi görmüyorsunuz. İçim dışım. Siz beni dışımdan gördüm ve böyle gülen, deli kadın muamelesi yapıyorsunuz. Şu an demagoji yapıyorsun. İçimin ağladığını neden görmüyorsun? Benim içimde bir, dışımda bir. İçimin ağladığını neden görmüyorsun üç gündür? Göstermediğin için olabilir mi acaba? Hayır canım. Bizden dolayı mı ağlıyor? Hayır. Lazım. Sakin olun. Önce bir sakin olun. Tavırlarınızda, tutumunuzda. Ne yaptık? Ne tutumu ne tavrı? Lütfen ben böyleyim. Tamam, seni böyle kabul etmek zorunda da değiliz. Herhalde. Ya benim sizi cahil görmem gibi kötü bir kelime olabilir mi? Estağfurullah, o ne demek ya? O zaman bir de bana her eleştiri yaptığımda, her yorum yaptığımda bana böyle bağırıyorsunuz. Uf, bakın. Uf, bakın. Hep baş ağrının, başının ağrısının altında saklanıyorsun. Yapma bunu. Biz ay, burada yazıklar yarışmaya olsun geldik ya. Senin biz başının ağrısını dinlemek sen ona değil. Sen siz. Olur mu? Değiliz. O bak, dediniz, bu dediniz, bozuk plak dediniz, bana her şey diyorsunuz. Bakın kaç gündür. Ama göreceksiniz izlediğinizi. Bir lafı tekrarlamak, bozuk plak. Ben tekrar etmiyorum diye. Bana saygısızlık yapan sizsiniz. Atalar öyle bir söz söylemiyor. Tekrarlıyorum aynı hayır, lafı. Hayır, bozuk plak değil. Benim. Aynı lafı tekrarlamanın manası bozuk plak gibi derler. Bu bir deyimdir. Tamam, Günay Hanım. Lütfen. Şöyle bir şey var. Gerçekten. Siz karşılıklı konuşuyorsunuz ama sonunda siz her sözünüzün hani sonunda ağır bir laf kullanıyorsunuz. O hoş olmuyor. Sonra özür diliyorsunuz. Gerek yok ki. Ya, söylemeyin. Bugün dilemiyorum hayır, arkadaşım. Yani bugün yanlış bak ben günümü de atlattım. Bana verdiğiniz... Kendiniz kontrol edin kendinizi artık. Benim hakkımda konuşmalarınız neyse de orada kaldı bitti. Ben kimseden de çekinmiyorum. İstediğinizi yaptınız. Bak o zaman da böyleydim. Aynı konuşuyordum. Anlatabildim mi? Hani insanlar derler ya ama... Günay Hanım şimdi bir şey demiyor, bir şey demiyor. Hayır ben üç gündür böyleydim. Evimde de böyleydim. Sizi incitecek çok az iş çekmişsiniz. Şey alayım mı? Kalsın mı? Bir tamam. Kaşık alayım. Size vereyim hemen. Sizi bekletmeyeyim. Böreğin devamı var.